Mehmet, senden bizi bilgilendirmeni istediğimiz bir husus var. O da şu askeri bölgeden köyü kaydeden ve Nevzat Bahtiyar'ın kırmızı arabasının da tespit edildiği kameranın gördüğü ya da görmüş olabileceği yerler hakkında biraz bilgi. Çünkü Arif Güran, sen de biliyorsun, son yapmış olduğu açıklamalarda bir kameradan bahsetti ve o kamera kayıtlarının ortaya çıkması halinde bu cinayetin de aydınlanabileceğine ve kendi ailesinin suçsuz olduğunun da ortaya çıkabileceğine çok inandığını vurguladığı açıklamaları var. Yine mahkemede, duruşmada da bunu söylediğini görüyoruz. Hakim de kendisine diyor ki, yani bizim o görüntüleri incelemediğimizi, o kayıtları incelemediğimizi nereden çıkartıyorsun? İlgili delillerin toplanmadığına neden bu kadar eminsin gibi bir cevap verdiğini de biliyoruz. Bizi bu konuda bilgilendir lütfen. Yani hangi noktalarda kamera var, köy hangi kameralarca görüntülenebiliyor? Söz sende. Banel, olayın gerçekleştiği günde sadece köyde tek bir noktada kamera var. O da okuldaki kamera. O tepedeki üst bölgesindeki kamerayı aslında biz çok irdeledik. O kamera nereyi görüyor, nereyi görebiliyor veya nereyi görmüyor diye. Kameranın sadece askeri üst bölgesinin kendi güvenliğini alacak şekilde görüntü aldığı beyan ediliyor. Yani Nevzat'ın aracının, kırmızı aracının o kamerayla tespit edildiği ifade edilmişti, ancak sonrasında yayınlanan o görüntü de Nevzat'ın aracının o kamerayla değil, villanın oradaki kamerayla tespit edildi, ifade edildi ki o kamera görüntüleri sonrasından paylaşıldı. Aslında bu noktadan zaten tepedeki o üst bölgesi görünüyor. Üst bölgesi Narin'in evinin bulunduğu tepeyi görünüyor. Aslında ben sizlerle o kamera görüntüsünü biraz sonra yönetimde daha net anlatacağım askeri üst bölgesini, ancak biz kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bu noktada gezerken bir detaya ulaştık. Yani gözümüze bir detay çarptı. Bunu da ilk kez A Haber ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Çok önemli bir detay aslında. Yani Narin'in bilindiği üzere bulunduğunda ayağı kırıktı. Nevzat Bahtiyar bugün mahkemedeki ifadesinde ahırın penceresinden yavaşça bıraktım dedi. Yani yavaşça kelimesi burada önemli. Biz burada bir pencere daha bulduk Banel. Bakın bu noktada bir pencere daha var ve bu pencerenin kenarları işaretlenmiş. Bakın burası işaretlenmiş. Keşif çalışmasında mı işaretlendi? Narin bu noktadan aşağıya bırakıldığında mı ayağı kırıldı? Yani burada bir pencere daha bulduk. Ahırın penceresi bu da. Ancak ahırın üstündeki pencere ve buralarda şu anda çarpı işareti var. Bunu tam bilmiyorum. Keşif çalışmasında mı bir işaret koyuldu? Diğer hiçbir noktada yok. Ama burada var. İki çarpı işareti görünüyor buradan. Narin bu noktadan aşağıya bırakıldıysa Nevzat Bahtiyar o noktadan bu şekilde buraya getirip buradan aşağıya mı bıraktı, yoksa buradan mı getirdi Narin'i, buradan bıraktı? Yani burası, eğer Narin'i buradan bıraktıysa, burası biraz yüksek. Narin'i buradan aşağıya bıraktıysa ahırın içerisinde çuvala koymak için, kameraman arkadaşım bir kez daha göstersin. Yüksek, buradan ayağının kırılma ihtimali var. Eğer buradan bıraktığında yavaşça ahırın penceresinden aşağıya bıraktım, yavaşça pencereden aşağıya bıraktım, ahırın penceresinden bıraktım diyor ve o yavaşça kelimesine biz bu noktada aslında takıldık. Çünkü o nokta ahırın girişi düz ayak, içeri bırakabileceği bir yer yok. Bir önceki yayınımızda gösterdiğimiz yer ayağının kırılma ihtimalinin olmadığı bir yer. Ancak buradan bırakırsa ayak kırılma ihtimali olabilir. Çünkü burası ahırın çatısı, tavanı, tavanındaki bu pencereden de içeriye bırakmış olabilir. Bunu da çok emin değiliz ama burada keşif çalışmasından bu çarpı işaretleri koyuldu. Başka hiçbir noktada bu çarpı işaretinin olmadığını ifade edelim. Bu da gözümüze çarpan bir detay. Aslında bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii yukarı doğru çıkacağız şimdi. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte. Burası o patika yol. Patika yoldan yukarıya çıktığımızda hemen karşıda üst bölgesini görüyoruz. O üst bölgesinin kamerası bu noktayı görüyor mu, yoksa sadece o kendi güvenliğini alacak şekilde etrafını mı görüyor? Yani baba Arif Güran'ın mahkemede ifade ettiği o kameranın, ısrarla o kameradan bahsediyor. O kameranın burayı gördüğünü söylüyor veya görmediğini bildiği için mi bunu söylüyor? Biz bunu da bilmiyoruz tabii ama açıkçası benim öğrendiğim bilgi şu: kameranın üst bölgesinin kendi güvenliğini alacak şekilde görüntü sağlayabildiği aldı. Yani bu köyü
görüp görmediğini açıkçası bilmiyorum ama yine askeri kaynaktan öğrendiğim bilgi doğrultusunda üst bölgesinin kamerası kendi güvenliğini alacak şekilde, yani üst bölgesinin güvenliğini alacak şekilde etrafını gördüğü yönünde. Kırmızı aracın tespit edildiği kamera görüntüsü ise ilk başta üst bölgesinin kamera görüntüsü, kamera kaydı, kamerası orayı tespit ediyor, aracı tespit ediyor şeklinde ifade edilmişti basın kuruluşlarında, ancak villanın kamera kaydı kırmızı arabanın o noktadan geçtiğini tespit ediyor ve orada beklediğini tespit ediyor. Yine çiftliğin kamera görüntüsü tespit ediyor kırmızı aracı. Kırmızı araca bakıldığında da bu köyde Nevzat Bahtiyar'ın sadece kırmızı aracın olduğu ve ardından da Nevzat Bahtiyar'a ulaşılıyor. Nevzat Bahtiyar o noktada suçunu artık itiraf etmek zorunda kalıyor. İtirafçı değil, suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar. Yani bu noktadan baktığımızda da Nevzat Bahtiyar'ın evi sol taraf, yukarısı Narin Güran'ın evi. Peki cansız bedeni yukarıdan evden aldığını söylemişti. Araçla getirdiğini ve ahırın penceresinden bırakıp içeride çuvalla koyduğunu. O esnada zaten yukarıdan, yani bakın şu noktada eve koyarken Narin'in, ben bir kez daha bu noktaya gideceğim. Evet evet lütfen Mehmet. Narin'in annesinden bahsediyor. Narin'in annesinden bahsediyor. Burada diyor ki ben Narin'in cenazesini eve koyarken Yüksel Güran elleri başının üstünde tepedeydi. Şimdi o noktadan baktığımızda önümüze ev geliyor bizim. Ben bugün aslında sık sık bunu düşündüm. Yani şimdi eve koyarken anneyi nasıl görüyor diye bahçenin köşesine gitmesi lazım ki anneyi görebilsin. Çünkü burada önüne ev geliyor. Buradan yukarıya baktığında anneyi göremez. Ama şimdi buradan mantık kurduğumuzda o anlattığı, verdiği ifade daha mantıklı geliyor. Çünkü direkt buradan artık tepeyi görüyoruz. Yani eve koyarken Narin'in cansız bedenini, anne Yüksel Güran'ı tepede, bu tepe tamamen açık, elleri başının arasında yukarıda görebiliyoruz. Narin'in cansız bedeni buradan aşağıya bırakırsa ayağı kırılır. Çünkü burası yüksek, kırılma ihtimali var. O ayak burada mı kırıldı? Yoksa dereye, eğer tutmaz deresini indirirken orada mı kırıldı? Yani ayağının neden kırıldığını sormuyor. Keşif çalışmasının görüntüsü paylaşılmıştı hatırlayacak olursak. Orada savcı soruyor, sen buradan indirirken tek başına mı indirdin, düşürdün mü, attın mı? Evet, ayağının evet, neden kırıldığı üzerine bir soru soruluyor. Ama ayağının burada da kırılma ihtimali var. Battaniyeye sarılı olduğu için bunu fark etmemiş, çuvala koyarken de bu noktada görmemiş de olabilir ama benim aklıma ayağının burada kırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası yüksek, pencereden yavaşça bıraktım dediği pencere burası olabilir. Çünkü yavaşça bırakılabilecek başka hiçbir pencere yok. Buradan bırakırsa da zaten ayağının kırılma ihtimali var. Peki tabii, bu tabii. Alt kasımdan Mehmet, Eray Güçler'in sana bir sorusu var. Bunu bilmiyorum. Eray Güçler'in sana bir sorusu var. Biz bu arada ekrana olay yerindeki tatbikat görüntülerini de getirmekteyiz Nevzat Bahtiyar'ın. Orada ilgili savcının da kendisine sorduğunu gördük. Bugün siz de bir yayın gerçekleştirdiniz. Yani Narin'in cansız bedeninin bırakıldığı noktaya kucakta 25 kiloluk bir bedenle inmek hakikaten zor. Israrla Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenine çok tırnak içerisinde nazikçe davrandığını iddia etmek gibi bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yani o ahıra bıraktığına dair anları anlatırken de bir tırnak içerisinde hassasiyetle davranıyor. Ama kardeşim sen bunları yaptıktan sonra, hani bu kadar nazikçe davrandıktan sonra gidip bu çocuğun cansız bedenini dereye bırakıp üzerine de taş koyabiliyorsun. 15-20 kiloluk bir taş koyabiliyorsun. Bunu yaparken hiçbir vicdani yük taşımıyorsun. Ama işte çocuğun cesedini bir yerden bir yere taşırken ya da ahıra koyarken çok hassasiyetle davrandığını ima ya da iddia etmeye çalışıyorsun. Bu da çok ciddi bir çelişki aslında. Manipülasyon var. Manipülasyon yani. Ben mi? Şeyi merak ediyorum. Ya Mehmet, şimdi orada hani gösterdiğin yerden aşağı bırakılma esnada ayağı kırılmış olabilir diyorsun ama yani ben de baktım, hani biz de gördük. Ya bu o zavallı yavrunun öldürülmesi esnasında kırılmış olamaz mı?
O da mümkün tabii. Tabii o da bir ihtimal. Yani öldürülme esnasında da ayağı kırılmış olabilir. Ama Nevzat Bahtiyar'ın hem derenin olduğu noktada Banu Ali'nin de ifade ettiği gibi sürekli cenazeye nazikçe davranmış imasında bulunması, o esnada cenazeye bir şey olduğu için bunu kapatıyor iması, algısı oluşturuyor açıkçası bende. Yani o esnada cenazeye bir şey olduğunu fark etti, biliyor. Fakat bunu kapatmak için mi ben işte burada yavaşça indirdim, orada düşürmedim, yavaşça koydum ama üstüne de büyük 20 kiloluk taşlar, yani daha fazla kiloluk da olabilir, büyük taşlar, ağır taş koymayı koyuyor ve o noktaya da gömüyor. Mesela ifadesinde parçalamam istendi, ben parçalamadım diyor, fakat bu cenazeyi o noktada toprağın içerisine gömüp üstüne taş koyuyor. Ayağı nerede kırıldı? Bu noktada öldürüldüğü esnada mı kırıldı? Öldürüldüğü esnada kırıldıysa vücudunda bir darbe almış olması lazım. Otopsi raporunda buna dair bir detay açıklanmadı. Vücudunda herhangi bir farklı darp izlerine rastlanmadı. Sadece boynunda bir boğma izinin olduğu, yani şurasında morluklarının olduğu ve ağız burun kapatılarak boğuldu, nefessiz bırakılarak boğuldu ifade edildi açıklanan otopsi raporunda. Bunun dışında herhangi bir darp izi, bacağındaki kırık dışında söylüyorum, ifade edilmedi. Eğer oraya bir şiddet uygulansaydı, buna dair de bu da ortaya çıkar mıydı? Otopsi raporunda belirtilirdi açıkçası. Hayvanlar yapmış olabilir denildi o noktada. Fakat suyun içerisindeyken hayvanların o noktada onu görebilmiş olabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum ama Mehmet, burada bir virgül koyalım. Şimdi görüntüleri paylaşıyoruz dedik ya, şimdi olay yerindeki tatbikattan görüntüleri paylaşıyoruz. Biraz da sesini açabilirsek arkadaşlar. Mehmet Geçgel bugün de o noktaya gitti. Orada çekim yapmaya çalıştı. Hatta Nari'nin cesedinin bırakıldığı noktaya yukarıdan inmeye çalıştılar. Ama bunun pek de kolay olmadığını, en azından 25 kiloluk bir yükle çok kolay olmayacağını yerinde gördüler, deneyimlediler. Ekrana da getirdiler. Şimdi bu noktada... Bu kadar yol geldim, bu tarafta etrafı açık bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Devam et. O noktaya doğru yürüyorlar. Daha sonra bir dik bir yamaç gibi bir şey var, dere yatağına inen. O noktadan nasıl indiğini sorgulayacak savcı haliyle. Yani kucağında Narin'le nasıl inebildin? Attın mı çocuğu? Boştan bile inemiyor. Tabii. Yalnız yürürken bile kayıp düşüyor. Değil mi? Sen emin misin çocuğu düşürmediğini? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu, fırlattın mı? Yok, ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok, ben kendilerine sürüttüm, yuttum oraya bıraktım. Hiç düşmedi, sürüdün, hiç atmadı. Sürüdün mü? Yok, ben bir sikerim. Nasıl yaptın? Kucağında çocuk var, göster bize nasıl yaptın. Göster. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şeker. Oğlum da şimdi duramıyorsun ayakta. Çocuk var kucağında, nasıl yaptın bu işi? Kameraya getirdim, kameraya. Göster bize, nereye gösterdin? Ne yaptın, nasıl yaptın? Kameraya. Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver. Buraya bıraktım. He. Sonra bir tane taş bıraktım. Üstüne mi? Nasıl yaptın? Üstüne taş bıraktım. Üzerine. Bir şey, başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. Evet, evet, görüntüler bunlardı. Şimdi bir araya daha gitmemiz gerekiyor Mehmet. Yeni saate başlarken yine bu hususu ve bugün şey senin... Yani, nasıl bir yokuşu tecrübe ettiğinde anlatmanı rica edeceğiz. Çok kısa Mete. Bak, burada kimsenin kafasını ben karıştırmak istemem ama bu adamın ilk getiriliş yerine baktığınız zaman baştaki görüntülere, burası normal ya ağaç dikilen bir yer ya tarla ya birine ait bir yer. Evet. Şimdi orada girişte baktığınız zaman, bir baş alırsanız kısa vaktinizi almayayım. Araya gitmemiz yeni gerekiyor. Kazılmış toprak daha koyu renkte. Burası kazılmış, yani birileri o alanda, tarlada, arazide
ya bir şeyler dikmek için bir şeyleri kazmış. Bakın götürülüş yerinde yerde kahverengi toprak var. Kazılan toprağın rengi farklı. Eski toprak sarımtırak, yeni kazılan koyu kahverengi. Burada virgülü koyalım. Görmemiz görüntüleri, mümkün değil yani. Görüntüleri analiz edeceğiz bakın birazdan. Yani. Mehmet, sana da çok teşekkür ediyoruz. Bu görüntülerden hareketle bugün mahkemede verilen ifadeleri de biraz daha yakından analiz edelim istiyoruz. Bir ara, az sonra buradayız.